yeni yerler görmek, yeni yerler tanımak gerçekten çok güzel. For a broken hearted, no silent prayer for the pain departed. I'm in the bitches to face in the crowd. You gotta hear my voice. I shut it out loud. It's my life. Saat sabah 5 sularında yola koyulduk ve yolculuğumuz belli zamanlar güzel geçse de belli zamanlar sıkıntıya bindiği zamanlar da oldu. Sonuçta altımızdaki bir bisikletti. En ucuz, en kolay ulaşılabilir ulaşım aracı. Bisiklette sürmenin avantajları şunu söyleyeyim. Arkadaşlarla eğlenceli oluyor. Bir kamp alanına gidip orada eğlenmek ve fazla para harcamadan orada vakit geçirmek gerçekten eğlenceli oluyor. Bu ilk gecemiz olacak. Her yolu aslında biz hani bayır aşağı diye düşünüyoruz ve o zaman çok eğlenceli geçiyor. Hani artık ellerimizi kaldırıp böyle bisikletten pedal çevirmeden çok güzel kendimizi bırakıyoruz ama iş bayıra geldiği zaman tabii biraz daha emek sarf eden durum ve hava koşulları tamamen sizi etkiliyor. İşte açsanız, sussanız, uyumadıysanız sizi biraz daha zorlayabilir. Tabii bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kamp alanına varır varmaz yağmur başladı ve çekimlerimize ancak akşam üzeri başlamak zorunda kaldık. Kamp alanında bizden başka birkaç kişi daha var sanırım sezon açılmadığı için. Ama uygun ve ucuz tatil yapabilmek adına yağmurda olsa biz kamp alanında kalmaya devam edeceğiz bundan sonra da. Yani bisiklet yolculuğu benim açımdan çok iyi geçti. Bisiklet yolculuğunda herhangi bir ben sıkıntıyla karşılaştığımızı düşünmüyorum. Ama diğer arkadaşlar açısından bu şekilde olmayabilir. Sezgin de Gizem de çok yorulmuşlardı. Fakat yani benim için hem eğlenceli hem de çok öğretici bir gezi oldu. Bunun arkasından Avanos'ta biraz gezeceğiz. Avanos'u bisikletle turlayacağız ve Avanos'un daha tarihi, kültürel dokularını tanımaya çalışacağız. Yani buraya ait şeylere dokunmaya çalışacağız işin aslı. Underground. What
Tommy and Gina who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. You're lucky, David, luck, you'll have to make your own breaks. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. As strong as hell, I did it my way. I don't wanna live. Müzemiz yerin altında tüf bir yapıdan oluşan kayalardan oyma bir yerde yapılmıştır. Aşağı yukarı 20 metre yerin altındayız. 3 bölümden oluşuyor başlıca. Antik eserler bölümü. Aşağı yukarı 7000 senelik eserlerden Osmanlı'ya kadar bir zaman tünelinin gösterildiği, serilediğimiz eserler bulunmakta. Modern eserler bölümünde de özellikle son yüzyılda yaşayan büyükselen üstadların eserleri sergileniyor. Çok değişik üstadlar var. Mesela UNESCO tarafından ödüllendirilmiş seramik sanatçılar. Burası biraz daha da gelişecek, daha farklı bir boyutu da olacak. Üçüncü bölümde de genelde kültür etkinliklerini düzenlediğimiz, yani sergilerin açıldığı bir bölüm var. Kafeterya kısmı var. Henüz yarım olmakla beraber mesela şu anda oturduğumuz alanda canlı müzik yapılacak. Buraya bir kuyruklu piyano gelecek. Yan tarafta da kütüphane bölümümüz oluşacak. Yani Türkiye'deki ve dünyadaki değişik müzelerden alınan kitapların sergilendiği bir yer olacak. Genel itibariyle bu. Peki müzemizin yapısal özelliklerinden biraz daha. Yapısal özelliği genelde bölgemizde bulunan tüf bir yapı. Yani Erciyes'in milyonlarca yıl öncesinden püskürttüğü lavların oluşturduğu bir yapı. Kayaç bir yapı. Bura oyulduktan sonra özellikle yerin altında olması sebebiyle sıcaklığı da belli bir dönemde, belli bir ısıda sabit tutmakta. Özellikle kışın 10-11 derece civarında bir sıcaklık oluşuyor. Yazın tabii biraz daha üstüne çıkıyor. Ama sabittir. Nem oranı tabii biraz yüksek oluyor. Bunları da müzemizin tamamen yerden alttan ısıtma olması ve nem cihazlarımızı da kontrol altında tutuyoruz.